İyi akşamlar. Yorucu bir günün ardından sempozyumun birinci gününde kıymetli hocalarımızla ve çok kıymetli belediye başkanımızla bir değerlendirme yapalım dedik. Bugün Sırat-ı Müstakim Sebil-i Reşat, öncesinde Servet-i Fünun, daha sonra Dergah, bugün ise Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç sempozyumunu birinci günü tamamladık, dördüncü sempozyumumuz. Bu yorucu günün ardından hocalarımız bizi kırmadılar. Burada çok güzel, keyifli bir sohbet yapmış olacağız. Başkanımız da aramızda. Ben ilk başta başkanımıza söz vermek istiyorum. Aslında sorularım aynı zamanda hocalarıma da olacak. Aynı soruyu sormuş olalım. Gölcük küçük bir ilçe ama yani Büyükşehir Belediye'den yapacağı büyük işler yapıyor. Edebiyat sempozyumları dördüncüsü seri olarak bunlardan bir tanesi. Niye Gölcük bir edebiyat sempozyumu yapıyor başkanım? Hocam çok teşekkür ediyorum. Evvela şunu söylemem lazım. Çok kıymetli akademisyen dostlarımızla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Benim için büyük bir onur. Bir de bugün sempozyumun açılış konuşmasını önceki dönem Tarım Gıda Bakanımız Sayın Mehdi Eker yaptı. Müthiş bir konuşma yaptı. Tek kelimeyle, kültürüyle, birikimiyle bizi hayran bıraktı. Yine Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmet Fatih Handı hocamızın katılımı ve katkıları şu an aramızda değiller. Onlardan dolayı kendilerine ben şükranlarımı sunmak istiyorum. Az önce söylediğiniz gibi Gölcük'te şu an yaptığımız bu dördüncü sempozyum. Servet-i Fünun, Sırat-ı Müstakim Sebil-i Reşat, 100. yılında Dergah ve şimdi de Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç. Şimdi baktığımız zaman bir ilçe ve ilçede edebiyatla ilgili sempozyumlar. Cemil Meriç'in ifadesi hür tefekkürün kaleleri, dergiler. Bizim bir medeniyetimiz var, kültürümüz var. Bunun yansımasında, oluşmasında, Cumhuriyet döneminde ve öncesinde, Osmanlı döneminin son 50 yılı diyebiliriz, dönemdeki dergiler ve Cumhuriyet dönemindeki dergilerin çok büyük katkısı var. Bu dergilerin münferiden ele alınıp detaylı bir şekilde incelenmesinin ben sadece edebiyatımıza değil, kültürümüze çok büyük katkı sunacağını ve bu yapılan çalışmaların gelecekte aslında çok daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Konuşmamda bugün, selamlama konuşmamda da bahsetmiştim. Bizim kültürle ilgili yaptığımız çalışmalar sadece edebiyat sempozyumuyla sınırlı değil. Biz Gölcük'ün adının kültür, sanat, sporla duyulmasını arzu ediyoruz. Gölcük hep kullanılan tabirle donanma kentidir ilk olarak. Onun dışında 17 Ağustos 1999'la birlikte anılıyor. Biz bunların yanına kültür ve sanat ve spor, bu kavramlarla da Gölcük akla gelsin diye düşündük ve bunların hepsinde de şu an Gölcük duyuluyor. Özellikle sportif başarılar, uluslararası başarıların hemşerilerimiz tarafından elde edilmesi bizi memnun ettiği kadar Gölcük'ün adının da Türkiye'de bu kavramlarla birlikte duyulmasını sağlıyor. Bunun yanında biz güzel Türkçemize, edebiyatımıza, kültürümüze bu büyük dairenin içerisinde bir nokta, cüz olarak biz de bir katkı sunmaya gayret ediyoruz. Dediğim gibi bu sadece edebiyatla ilgili değil. Geçmişten kalan ecdat yadigarı eserlerin yeniden onarılmaları, restore edilmeleri ve günümüz içerisinde de kullanılabilmeleri, bunlara yeni bir anlam yüklenmeleriyle de yapılıyor. Örneğin Gölcük'te açılan Ali Vasfi İzmidi Hüsnü Hat Müzesi buna bir örnek. Bir binayı sadece restorasyonunu yapmak onu yıkılmaktan kurtarıyor. Bizim yaptığımız rekonstrüksiyon, ihya ediyoruz. Aslına uygun olarak yeniden kurullardan gerektiği izni alarak ihya ediyoruz. O haliyle onu bırakmak sadece bir obje mertebesine indirir onu. Bir nesnedir. Ama biz bunu hayatın içerisine katmayı, özellikle gençlerimizin geçmişle olan
bağı kurabilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Yani kökü mazide olan bir ati tahayyül ediyoruz, evet. Tabiri caizse. Yine bu çalışmaları yaparken kurucular arasında yer aldığım Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği var. Biz yarışmayla alakalı olarak bir konu, kategori belirleyelim diye düşünürken somut olmayan kültürel miras konusunu kendimize belirledik. Bu somut olmayan kültürel mirasla alakalı her sene bir başlık belirledik. Bazen bunlar çocuk oyunları oldu, düğün geleneği oldu, meslekler oldu. Şu an Türkiye'deki en geniş somut olmayan kültürel miras konusundaki arşiv Gölcük Belediyesi'ne ait. Ve biz bunu kitap olarak basılma hazır hale getirdik. Şu an geriye dönüp baktığımızda bazen arkadaşlarla konuşuyoruz, tanıyorlar ve aynı yerleri tekrar ziyaret etmeye gittiklerinde oradaki bazı sanatkarların, zanaatkarların şu an hayatta olmadığını ve o mesleği ya da o oyunu, somut olmayan kültürel mirası yaşatan kişilerin hayatta olmadıklarını söylüyorlar. Biz aslında bunları kayıt altına alıp geleceğe aktarılması noktasında bir rol üstleniyoruz. Diğer yandan da yapmış olduğumuz çalışmalarla geçmişten gelen bizim birikimimizi özellikle gençlerimize öğretmeye ve hayatın içerisinde yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz diriliş, diriliş aslında kelime anlamıyla müthiş bir kelime. Ben bugün sayın akademisyenlerimizin yaptığı sunumda ilk defa fark ettim. Diriliş kelimesinin türetilen bir kelime olduğunu düşünüyordum. Kelimelerin özellikle birkaç tane sözlük var. Geçmişini özellikle Abdullah Yeğen'in mesela ilmi felsefi lügatı, Osmanlıca lügatı, kökenlerine bakıyorum kelimelerin ne olduğuna dair. Ya da etnik, şöyle söyleyelim, bölgesel olarak kullanılan ağızlarda geçip geçmediğini ben bilmiyordum. Diriliş kelimesini öğrendim. Kökeninin Orta Asya'ya kadar gittiğini, kökenini şaşırdığımı söyleyebilirim. Ama anlamı itibariyle çok büyük bir anlam yüklemiş merhum Sezai Karakoç. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Bir kültürün, medeniyetin yeniden dirilmesini sembolize eden bir kelime olmuş. Bugün akademisyen arkadaşlarımız çok güzel bir konuya da temas etmişlerdi. Özellikle bizim kendi kavramlarımızla kendi düşünce yapımızı tarif edebilmemizin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar. Ben de aynı kanaatteyim. Bunun bir ilçede konuşuluyor olması aslında Türkiye açısından da baktığımız zaman gelinen merhalenin önemli bir nokta olduğunu gösteriyor. Ben sempozyuma katılan, katkı veren tüm akademisyenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İlçemiz aslında baktığımız zaman belirli anlarda nüfusun azaldığı, çoğaldığı zamanlar olur. Hani bayram tatillerinde dışarıya giden olur, gelen olur. Ben bu akşam bir benzetme yapmak istiyorum. Bu kadar ilim adamının, bilim adamının Gölcük'e teşrifleriyle Gölcük aslında bugün itibariyle çok zenginleşti. Eyvallah. Ben kendi adıma söylüyorum, şeref yağ buldum. İyi ki geldiler, o bilgileri bizlere aktardılar. Aha. Ve bunların sosyal medyada yayınlanması vasıtasıyla özellikle 2019'da yapılan Servet-i Fünun'un ben izleyici sayılarına bakıyorum, çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. Zaman içerisinde bu yapılan bugünkü çalışmanın da yine gençlerimize ve hemşerilerimize ve hocalarımızın kendi talebeleri de var. Belki farkında değiller. Yapmış oldukları konuşmaları kendileri izliyorlar. Bazen altlarına yorum da yapıyorlar. Aslında bu bir kar topu gibi. Bir hareket başlıyor. Gittikçe ivmelenerek büyüyor. Evet. Çok doğru bir iş yapıldığını düşünüyorum. Yerin büyüklüğü, küçüklüğü çok önemli değil. Biz bugün ziyaret ettiğimiz Sultanbaba Mescidi'nde 10 civarında sanat ve sanatkarın emeği var. Ben o zaman şöyle bir benzetme yapmıştım. Cesametiyle ters orantılı. Eyvallah. Baktığımız zaman sanat anlamında, kültüre katkı anlamında ters orantılı. Bunu Profesör Doktor Öcal Oğuz hocamız da aynı şeyi söylemişti. Gölcük bir küçük göl anlamına gelmekle birlikte aslında okyanusa ulaşan bir, bağlanan bir özelliği var
demişti. Eyvallah. Biz de cesametimizin üzerinde işler yapmaya gayret ediyoruz ama bunu kendimizde bu enerjiyi de kültürel birikimimizden, medeniyetimizden bulduğumuzu söyleyebilirim. İnşallah çok uzatmamışımdır hocam. Siyasetçiler mikrofonu severler başkanım ama siz bence tadında bıraktınız. Teşekkür ederim. Şimdi Yılmaz hocam, Profesör Doktor Yılmaz Daşçıoğlu Sakarya Üniversitesi'nden hocamız. Bugüne özel Sezai Karakoç ve dirilişle ilgili bir şeyler soracağım ama ondan önce siz ne düşünürsünüz Sayın Hocam? Böyle yani büyük şehrin ve daha büyük maddi imkanları olan yerlerin yanında bir ilçe belediyesinin edebiyata, sanata, kültüre bu derece önem verip işte seri halde dördüncüsünü yapmış olması Gölcük'e, Gölcük halkına ne katar bu edebiyatın faydası nedir diye söyleyelim, en azından oradan başlayalım. Ya buna nasıl cevap vermek istersiniz? Buyurun. Tabii şehir kavramının medeniyetle ilişkisini biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Şehrin medeniyetle ilişkisi sadece somut varlıklarla değil, caddeyle, parkla, binalarla değil. Aynı zamanda üzerinde yaşayan insanların entelektüel kapasitesini geliştirecek vasıtalarla da mümkündür ve zaten olmazsa olmaz bir durumdur. Ülkemizin genel durumuna baktığımızda büyük şehirlerde buna benzer birçok faaliyet zaten yapılıyor. Hatta belki bu kadar ilgi bile görmüyor çoğu. Çünkü o büyük şehrin kargaşası içerisinde az sayıda bir ilgiliye ulaşabiliyorsa ulaşıyor. Gölcük'te bunun yapılması bana sorarsanız hem Gölcük'ün şehirlilik anlamındaki gelişmesini, kalitesini gösterir. Hem de buradan Türkiye'ye seslenme imkanı daha çok oluyor. Daha çok dikkat çekiyor. Bunu söyleyeyim. Ben bu 4 programdan ilkine bildiri ile katılabildim. Bir başka mazeret dolayısıyla gelememiştim. Bu sonuncusuna da bizatihi geldim. Çok memnun oldum. Hem yayınlanan kitaplar açısından onlar artık kalıcı. Evet. Yani bugün belki konuştuklarımız evet kayıtlarda falan kalacak ama söz uçar esprisince belki konuştuklarımızın birçoğu unutulacak ama kitaplaştığında artık bir dergiyle ilgili, bir temayla ilgili birçok bilim insanının görüşleri orada rafta yerini alacak. Bu artık ne kadar sürer bilmiyorum ama uzun vadeli bir etki, bir katkı yapacak demektir. Bu katkının arkasında Gölcük Belediyesi markası da hep bilinecek. Evet. Bu yani bir verim, bir ürün ortaya çıkmış oluyor. Bu anlamda önemli. İkincisi, şehrin atmosferini bu 2-3 gün içerisinde ne kadar etkileyebilir onu başkanım ve şehirliler daha çok, burada yaşayanlar daha çok fark edecektir. Biz misafiriz, 2 gün gelip gideceğiz. Şehrin o algısını ölçemeyebiliriz ama burada yaşayan insanlar için bu faaliyetler bir heyecan yaratıyorsa, bir etki yaratıyorsa, bu da ayrıca özellikle yeni yetişmekte olan, bugün birçok okuldan gelen çocukları gördük, onlarda bir heves uyandırabilirse, yani bilim çalışmaya, şiir yazmaya, işte Sezai Karakoç figürüyle ilişki kurmaya, o imgeyi takip etmeye yarayacak diyelim yüzlerce genç arasından 3 tanesi çıksa kazanımdır. Bu zaten böyledir. Yani 1000 dinleyicinin 1000'inde de aynı sonucu almayabiliriz. Eğitimde de bu böyledir. Ama 2-3 tanesinde ya ben de bu adamlar gibi buralara çıkıp konuşayım, ben de bilim adamı olayım dediği zaman bu başkana da yazacak olan bir tür sadaka-i cariyedir. Bir tanesi bu şairin şiirlerini okuyayım,
ben de şiir yazayım dediğinde bu da bir katkıdır. Dolayısıyla bir bakıma şehrin sosyal kültürünü geliştirecek, kalkındıracak bir faaliyet. Bizim, açık söyleyeyim, özellikle beni bağışlayın, sağ siyaset kültüre pek sıcak bakmaz. Açık söyleyeyim yani. 40-50 senedir biz buradaki arkadaşlarımız da bu işleri izleriz. Biz izleyici konumunda görüyoruz. Genellikle Kültür Bakanlığı, özellikle eskiden yaşı tutanlar hatırlayacaktır, koalisyon tartışmalarında karşı tarafa verilebilecek bir şeydir. Sanayi Bakanlığı verilmez. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bunun sizin tarafınızdan sahiplenilmesi, sağ siyasetin kültüre ciddi bir şekilde eğilim göstermesi bence ülkemiz açısından umut verici bir olgudur. Haklarını yemeyelim. Birçok yerde de buna benzer faaliyetler yapılıyor. Ama şunu söyleyeyim, buradaki özen, muhtemelen sizin katkınız da var bu işin içinde, tematik bir şey yapıyor olmak. Hani toplama bir sempozyumdan daha değerlidir bu. Dergiler üzerine bu tür işleri yapmak bana sorarsanız ayrıca değerlidir. Çünkü sabah da biraz söylemeye çalıştım. Bizim son 150 yıllık hikayemizin aktığı ırmaklar dergiler. Edebiyatımızın, Cemal Süreyya'nın benzetmesidir bu, damarları dergilerdir. Yani edebiyatı yaşayan bir olgu haline getiren unsur dergilerdir. Dolayısıyla aslında geriye dönüp baktığımızda edebiyat tarihimize marka değer üretmiş birçok dergi var. Şu ideolojiden, bu ideolojiden, şunlara ait, önemli değil. Biz dergiler üzerinden bir edebiyat inşa etmişiz. Daha da genişi, dergiler üzerinden bir yaşayan kültür inşa etmişiz. Şimdi bunun bir tür teşrih masasına yatırılması ve analiz edilmesi hem bundan sonraki dergi faaliyetleri, yayın faaliyetleri açısından bir ufuk açar, hem de var olan birikimin değerlendirilmesi gözle görülür görülmez çok çeşitli sonuçlara bizi götürür. O bakımdan bu faaliyetler için şimdiye kadarkiler için teşekkür ediyorum. Şimdiden sonrakiler için temenni ediyorum. Sizi tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim Yılmaz Hocam. Beyhan Hocam, Beyhan Kanter Profesör Doktor, Mardin Artuklu Üniversitesi'nden hocamız. Ta Mardin'den geldi. Daha önce Servet Tunun'a da gelmişti. Sırat-ı Müstakim Sebil Reşat'a da katılmıştı değil mi hocam? Evet. Şimdi yine Diliş Dergisi'ne katılmış olduk. Sayın Hocam, tekrar turda Diriliş ve Sezai Karakoç üzerine bir daha konuşuruz ama şu bahsi bir devam ettirelim istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz aynı soruyu size sorsam? Evet. Küçük şehirler ve küçük kasabalar için bu tür kültürel faaliyetlerin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ben de doğma büyüme Elazığlıyım. Elazığ'da da benzer etkinlikler olurdu. Benim edebiyatçı olmamda, akademik kimliğimde çok ciddi katkısı oldu. Şair yazarlarla tanışmak, akademisyenlerle bir arada bulunmak, okuduğumuz şiirlerin şairleriyle tanışmak, bir fiil olmasa bile onları anlatan akademisyenlerin dilinden onları tanımak, özellikle genç dimağlarda çok ciddi etkilenmeler oluşturuyor. Bu bağlamda Gölcük, Servet Üfü'nün sempozyumuna da katılmıştım. Önemli bir hizmet görevini yükleniyor. Sadece Gölcük açısından söylemeyeceğim, kendi açımızdan da. Bugün de yine Değirmendere Mahallesi'ni gördüm. Hep aklıma Reşat Nuri Güntekin geliyor ve Reşat Nuri Güntekin sokağı var. Bir Kadın Düşmanı romanında karakterler arasındaki olaylar Marmara'da bir sahil kasabasında geçiyor. Sanırım Gölcük. Evet, Değirmendere. Harabelerin Çiçeği'nde de baş kişinin dadısı Değirmendere'ye geliyor ve aslında İstanbul'da ötekileştirilen dadı Değirmendere'de çok seviliyor. Baş kişi de Ucube gibi yüzü yanık bir karakter. O da İstanbul'da ciddi anlamda ötekileştiriliyor. Değirmendere'ye gelince seviliyor. İlk defa kendisine bedeninden dolayı
kendisini bedeninden dolayı hor görmeyen, hakir görmeyen insanlarla karşılaşıyor. Servet Fırın'da geldiğimde de aynı şeyi hissetmiştim. Değirmen Dere ismini görünce bunu yakından hissettim. Ben de şunu sormak istiyorum. Reşat Nuri Güntekin mahallesi ya da sokağı var. Sokak var. Nereden kaynaklandığını sormak istiyorum başkanıma. Daha önce verilen bir isim, ben bilmiyorum. Bizim dönemimizde değil. Ama şöyle bir şey var. Değirmen Dere, siz söyleyince ben de düşündüm. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evet. Eşkıya ininde var. Mesela o romanda da gene Değirmen Dere geçiyor. Servet-i Fünun'un katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Romanlarda özellikle Değirmen Dere'nin geçmesinin. Çünkü Servet-i Fünun'da Ahmet İhsan Bey'in Değirmen Dere'de uzun süre ikameti nedeniyle Değirmen Dere ile ilgili çok yazı var. Örneğin PTT'nin ilk defa telgrafın geldiği günler, oradaki yarattığı etkiyi gazetede yazmış, dergide yayınlamış. Akabinde şunu söyleyebiliriz, onu ziyaret edip Değirmen Dere'de kalan çok kıymetli yazarlarımız var. Onlar da etkilenip Değirmen Dere'yi hikayelerinde, romanlarında kısmen bahsetmişler. Reşat evet, Nuri'nin geldiğini biliyoruz. Aklıma Halide geldi. Edip'in, Hüseyin Rahmi'nin geldiğini Rahmi biliyoruz. Evet hocam, romanda bir kadın, özür dilerim, harabelerin düşmanında mıydı? Damga bir romanında şu anda tam hatırlayamadım. Bir de Değirmen Dere etrafında dönen bir efsaneden bahsediliyor. Belki hocalarımdan hatırlayan olabilir. Bir Değirmen Dere efsanesi var. Reşat Nuri'nin romanlarından birindeydi. Şu anda tam hatırlayamadım ama yazı yazdım, külliyatını da okudum da şimdi aklıma Damga değil. Damga romanı evet, olabilir çünkü olabilir. Romanın sonunda da diyor ki hayatımı bir vehme kurban etmiştim. Değirmen Dere diye geçiyor da olabilir. Ama romanlarında çok hatırladığı, çok okuduğumu hatırlıyorum. O zaman ben bir konu başlığı söyleyeyim hocam. Türk Edebiyatı'nda Değirmen Dere. İşte bir arabi tez konusu olur. Eyvallah. Evet, incelenebilir. İnşallah zaten bugünden sonra burada genç arkadaşlarımız da var. Bizler de artık Değirmen Dere'yi görünce algıda seçicilikle bir daha bakacağız. Eyvallah. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Dursan Tökül hocam, doçent doktor. Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi'nden. Hocam, Orhan Pamuk'un Yeni Hayat romanı şöyle başlar biliyorsunuz. Evet. Bir kitap okudum, hayatım değişti. Sizce buraya gelen gençler bir hocayı dinledim, hayatım değişti der mi sizce? Edebiyat ne? Bir şehre film geldi olur ya, hayatı değişir. Evet, onun evet. Gibi. Bizim buraya gelişimiz veya burada sempozyumun yapılmış olması acaba ne katar, bir şey katar mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi hocam, siz özellikle çocuk eğitimiyle alanında da bilgi sahibisiniz biliyorum, o konuda ilgilendiniz. Hocam ben birkaç örnek veririm de. Şimdi güzel bir biliyorsunuz kıssa vardır. Bunu bu İran kıssalarına olarak anlatırlar. Bir gün padişah bir yere giderken bir ihtiyar görmüş. İhtiyar ağaç dikmeye çalışıyormuş. Yaşlı da bir ihtiyar. Demiş ki padişah, ne yapıyorsun demiş. Ağaç dikiyorum efendim demiş. Demiş ki o ağacın sana ne faydası olacak? Yani zaten yaşlısın, ölmüşsün. Demiş ki dedelerimiz de böyle düşünseydi şimdi biz ne yiyecektik demiş. Vay, çok hoşuna gitmiş söz. Ona bir kese altın vermiş. Demiş ki efendim bak demiş, ağacım daha meyve vermeden meyve vermeye başladı demiş. Vay demiş, bir altın daha vermiş. Demiş ki elin ağacı bir meyve verir, benimki iki tane meyve verir dedi. Bir tane daha vermiş demiş, kaçalım buradan, bu adam bizi soyacak demiş. Evet. Yani. Yağmur beklerken romanın girişinde bunu anlatır Tarık. Evet. Çok nefis bir fıkradır bu. Şimdi güzel bir söz söylediniz. Yani söz bir tohumdur. Hangi kalpte yeşereceğini kimse bilemez. Onu ancak Allah bilebilir. Şimdi Ahmet Mithat Efendi peder olmak sanatında çok güzel bir meseleye değiniyor hocam. Diyor ki hep şu soru sorulmuştur. Osmanlılar Söğüt'e geldikleri zaman 450 çadır filandılar. O kadar. Ama onlar Söğüt'e gelince Germiyan Beyliği vardı. İşte Karasi Beyliği vardı, Candaroğlu'lar, beylikler vardı ya büyük. Bunlar devletler.
neden onlar imparator olmadılar da bu 450 çadırdakiler bir cihan imparatoru kurdular diye bir soru sorulur diyor Mithat Efendi. Kendisi şöyle cevap veriyor. Bunun diyor temel meselesi tahsili etfal meselesidir diyor. Evet. Osmanlılar çocuklarını eğittiler diyor hocam. Bak eğittiler. Ve bu yüzden cihan imparatorluğu kurdular. Şimdi az evvel de söyledik ya, gençlerini muhatap almayan, gençleri muhatap almayan hiçbir dava, hiçbir düşünce, hiçbir inanç yaşamaz hocam. Mümkün değil, yaşamaz. Mesela bir peygamberimizle ilgili bir şey, sahabeyle ilgili bir hikaye anlatılır. Peygamberimizin ilk sahabelerine bakıyorlar. %90'ı 16, 17, 18 yaşında gençler. Şimdi Başkan Bey güzel söyledi. Buraya bir takım gençler geliyorlar. Bizi dinliyorlar. Amerika'da bir hoca var. Geçen onunla bir röportaj yaptılar. Başkanım. Türk bir hoca. Laboratuvarda çalışıyor. Ünlü de bir kanser uzmanı veya bir biyolog. Ünlü bir hoca. Dediler ki siz buraya nasıl geldiniz? Bir anlattı. İşte ya Elazığ ya Mardin o köylerden birisine yetişmiş. Ortaokul yatılı okuyordum dedi. Bir gün biri geldi konferansa dedi. Kim olduğunu bilmiyorum dedi yani. Bilmiyorum. Bir cümle söyledi dedi, bir cümle. Dedi ki gençler, arkadaşlar, sevgili öğrenciler, Amerika'ya gidenler Amerika değillerdi. Dünya dört bir tarafından gittiler. Ve mücadele ettiler, Amerika'yı kurdular. Bir anlattı dedi. Dedim ki ben de giderim Amerika'ya, ne olacak ya filan dedim ve kendimi de burada buldum. O adamı minnetle anıyorum. Kimdi bilmiyorum ama dedi. Bir konferansa gelmiş birisi. Bir cümle söylemiş. Bu o kadar önemli ki başkanım. Şöyle bir şey var. Şimdi Tanpınar diyor ki İngilizler derler ki Shakespeare'e bir hazineye girilir gibi girilir. Girmek gerekir. Yani şimdi Sezai Karakoç veya Necip Fazıl andık ve herhangi bir büyük sanatçımız sadece belli bir yörenin sanatçısı değil ki. Gölcüğün de şairi, işte Urfa'nın da bunlar şairi. Kim sahip çıkıyorsa onun şairi. Yani onun bereketi bu topraklar üzerine sinecektir. Dolayısıyla şimdi Mevlana Hazretleri fihi ma fihi şöyle başlar biliyorsunuz. Başlangıcı şudur. Ne güzel emirdir o, ulemanın ayağına gider. Ne kötü alimdir o, emirin ayağına gider. Fihi ma fihi böyle başlar. Bu yüzden Osmanlı devlet düşüncesi daima alimlerin, ariflerin ayağına gitmek üzere malumunuz kurulmuştur hocam. Şimdi Yavuz Sultan Selim gibi o kadar sert ve haşim bir padişah İbni Kemal'in atının ayağından çamur sıçrıyor üzerine malumunuz. Bunu kaftanıma diyor, şeye koyun tabutuma, şeref duyarım diyor. Ve dolayısıyla ben şöyle bir araştırma yapmıştım. Hani biz deriz ki eski edebiyatçıyız. Efendim işte Osmanlı'nın şairleri vardı. İşte iktidarın şairleri var. İktidarın borusunu öttürüyorlar diye böyle bir söz söyledi. Aslında tam tersine. Osmanlı'da şiirin bir iktidarı vardı. İktidarın şiiri yoktu ama şiirin muazzam bir iktidarı vardı. Şairler daima Türk töresi gereği kut sahibi insanlardı ve hep el üstüne tutuldular. Alimler de öyle. Dolayısıyla ne zaman alimler ve arifler el üstüne tutuldular, Osmanlı yüceldi. Ne zaman bıraktılar ilmi, işte onu söylüyoruz, düştüler. Şimdi ben edebiyatla ilgili birkaç ne işe yarar dediniz ya, birkaç örnek vermek isterim. Aslında edebiyat para gibi bir şey. Tedavüle girerse çok işe yarıyor. Girmezse yaramıyor. Şimdi bizim medeniyetimizin, kültürümüzü kuranlar Ahmet Yesevi Hazretleri gibiler edebiyatla, şiirle kurdular. Çünkü Türk düşüncesi, inancı, Türk medeniyeti, Türk kültürü, Türk Müslümanlığı diyelim, tekkede kurulduğu için. Yani medrese değil, tekkede. Bizim ilk hocamız Ahmet Yesevi Hazretleri tekkeden bu dini anlattı, bize şiirle anlattı.
Bak edebiyatla anlattı dinimizi. Kitaplarla efendim işte medreseye değil. Anadolu'ya gelen Horasan erenlerin tamamı şairlerdi. Hacı Bektaşi Veli olsun, Mevlana Hazretleri olsun, Hacı Bayram Veli, daha sonra işte Yunus Emre, hepsi şairler. Ve Türkler inançlarını, dinlerini, kültürünü hep şiirde öğrendiler. Bugün Şaban Bey de söyledi. Yani Batı düşüncesinde bir felsefe var, akım olarak devam ediyor. Bir şiir akımı olarak devam ediyor. Ama Batı şiiri daima hor görüyor. Ta 18. yüzyıla kadar. Felsefeyi yüceltiyor ama. Şiiri hor görüyor. Bize tam tersi olmuştur. Ama bizde şair dediğimiz kişi hem bizim filozofumuzdur, yani düşünceyi temsil eder, hem hikmeti temsil eder, hem sanatı temsil ediyor. Dolayısıyla ona sahip çıkmak, üçüne sahip çıkmak anlamına geliyor. Şimdi birkaç örnek vermek istiyorum. Niye tedavül dedim ya. Şimdi bundan birkaç sene önce kış çok sıcak gitmişti. Ayakkabıcılar esnafının başkanının elinde kalmış. Ayakkabılar, bot satamamışlar. Hükümetten yardım isteyecekler yani. Bir basın toplantısı yapıyorlar. Şimdi benim edebiyatçı olarak ayakkabıcı esnafıyla ne alakam var? Ama öyle bir alaka kurdu ki beyefendi. Türkiye Ayakkabıcı Esnaf Odası Başkanı bir basın toplantısı düzenliyor. Bu toplantıda durumdaki vehameti anlatacak. Şöyle başladı. Sevgili basın mensupları, bizi bu güzel havalar mahvetti. Böyle başladı ya. Birden böyle var ya. Yani ben duydum bunu, nasıl duyduysam. Ya dedim, Orhan Veli şimdi yaşasaydı acaba ne derdi yani. Acaba hakikaten ayakkabıyı gerçek anlamda kullandı. Bizi bu güzel havalar mahvetti. Sıcak oldu ve battık yani. Çok güzel. Şimdi geçen de bir köşe yazarı Avrupa Birliği ile ilgili maceralarımızı anlatıyor. İşte 62'de başvurduk, 72'de şu oldu, 80'de bu oldu, anlatıyor. Kafası karıştı, karışmış. Diyor ki Avrupa Birliği'yle ilgili maceramız şuna benzedi diyor. Shakespeare'in bir sözüyle cevap vereyim diyor. Diyor ki Shakespeare diyor bir mısra var, şöyle diyor. O kadar geç oldu ki cevabın, ne sorduğumu unuttum diyor. Ya ne sordum ben sana unuttum. Çok hoşuma gitti. Şimdi edebiyatın bu tedavülle kullanımı o kadar hayati önemi haiz ki, kendimden bir örnek vereyim, laf uzatmayayım başkanım. Şimdi bir sabah evde böyle işte kalktık, okula gideceğim. Benim küçük kızım da var, o da kalkmış, o da okula gidecek. Fakat hanımla bunlar tartışmışlar. Böyle. O ona bağırmış, o ona bağırmış derken, ben de yeni kalkmışım, bizim kız kapıyı vurdu, çıktı gitti. Ortaokula gidiyor o zamanlar. Dedim ki hanım dedim ya sen dedim bu çocuğa böyle davranır ama bu çocuk şimdi bugün zehir olur dedim ya. Ne dersinden bir şey anlar, ne okuldan bir şey anlar. Dedi ki bana hanım, bana edebiyat yapma dedi. Dedim ki bana deme bari ya. Benim işim bu ya. Ben edebiyat yaparak geçiren bir insanım. Hayatımız bizim bu yani. Lütfen dedim bana deme deyince hanım birden çok mahcup oldu. Yani hakikaten dedim bak sana Fuzuli'den bir beyt okuyacağım dedim. Hocam bir beyit okuyacağım dedim. Aklıma o anda su kastesinden arızın yadıyla müjganım nemnak olsa nola zayi olmaz gül temennasıyla vermek hare su beyti geldi o anda. Şimdi bu beyit bir naat peygamberimizi anlatıyor. Fuzuli diyor ki ya Resulallah ben seni andığım zaman gözlerim kanlı yaşlarla dolsa ne olacak ki? Yani bir gül almak için dikene su versek su zayi olmaz diyor ya. Gül alacağız sonuçta. Dedim ki bak hanım, ben bu beyitten şunu anlıyorum. Şimdi bir adam bahçıvan gül dikiyor. Gül dikemezsin ki, diken dikiyorsun önce. O diken büyüyecek, gül olacak ya. Şimdi adam birisi bakıyor bahçıvan, sen ne yapıyorsun diyor. Ben diyor gül dikiyorum. Ama kardeşim sen diken dikiyorsun. Kardeşim biraz bekleyeceksin ya. Bu diken dikiyorum ama ben bunu sulayacağım, çapalayacağım, gübreleyeceğim, bir şey yapacağım. Bu büyüyecek, gül verecek. Ama hangisi gül verecek? İşte onu biz bilmiyoruz. Biz sularız. Dedim ki bak, çocuklarımız diken gibi. Batıyor ya. Ben şimdi öğretmenim, sınıfa bir giriyorum. Sınıfta muhtelif çap ve bata dikenler var. Şimdi ben bu çocuğa diken muamelesi yaparsam ben bu çocuğu boğarım. Ama gül muamelesi yaparsam işte o çocuğu ben yetiştiririm bak. Hürmet ederim. Şimdi benim 4 çocuğum var. Aziz ellerinizi öper. Şimdi bu 4 çocuğumun hangisi gül ne bileyim ben. O Allah'a kalmış. Ben kendi görevimi yapıyorum. Ben derim bahçıvanım, biz sularız. Ama ben ona
dikem görürüm gül muamelesi yaparım. Ben öyle yaparım. Dedim hocam vallahi süper oldu. Bir örneği vereceğim, bir örnek daha vereceğim. Ondan sonra öbür sabah baktım hanımla kız efendim anlattım hocam. Evet evet anlattım hocam. Ve hanım tabii hanım hocam bunu duydu. Yemin ediyorum o günden sonra yaklaşık 15 sene olmuştur. Bir defa o daha tekrarlanmadı. Hep şunu diyor ki hanım ben. Bahçıvanlığa devam. Devam hanım diyorum. Biz sulayacağız. Biz sularız. Biz bahçıvanız. Biz sularız. Bir gün hocam Mevlana Hazretleri mesleğinden bir şey okuyorum. Bir örnek vereceğim. Diyor ki bir gün diyor sevgili evdeyken aşık kapıyı çaldı tak tak. Dedi ki kim o sevgili içeriden kim o dedi. Aşık kapıda dedi ki ben. Sevgili dedi ki içeriden ben de ben. Bir evde iki ben olmaz. Sana güle güle dedi. Bu aşık gitti bayağı bir dolaştı. Sonra geldi kapıyı çaldı dedi ki kim o? Dedi ki sen. O zaman dedi ki gel. Ben bunu okudum hocam. Şimdi biz tabii yeni evlendiğimiz zamanlar oluyor bu işler. Tabii hırgürümüz oluyor. Yani insanız eşinde. Fakat ondan sonra şimdi ben bu işi formülü çözdüm. Mevlana Hazretleri anlatmış. Şimdi biz hanımla tartışma olduğu zaman bana bir kızıyor. Sen kimsin diyor. Bana kızıyor. Diyorum ki ben Yasemin'im diyorum. Öğrendim mi şimdi sen demeyi? Ben Yasemin deyince zafalı kavga demiyor benimle. Ne dersin şimdi? Kendine mi kavga edecek ya? Bazen ben sinirlerim ona. Sen kimsin diyorum bunu falan. Diyor ki bana ben Dursun Arayım deyince hocam 40-30 yıl kavga demiyoruz ya. Çok güzel. Yemin ediyorum ben bunu mesleğimde okudum. Aha edebiyat işte bu. Hayata uygula. Yani eşinle asla kavga edemezsin. Çünkü bütün kavgaların özünde diyor Mevlana Hazretleri ben vardır. Ben. Çünkü sen ben dediğinde ona da ben deme hakkı doğuyor. Ama sen dediğinde o susuyor. Sen çünkü kendini yok etti orada. Sonra diyor ki eğer diyor varlanmak istiyorsanız yoklanın diyor. Yoklanın. Biz varlanmak için kendimizi var ediyoruz. Tam tersini söylüyor. Kendini yok edersen varlanırsın diyor hocam. Dolayısıyla edebiyat yani ben çok örnek verebilirim. Müthiş işe yarıyor. Yerinde kullanabilirsek. Teşekkür ve ederiz. Ve bu konuşmalarda eminim bu konuşmalarda şimdi biz Sezai Karakoç'u anlatıyoruz böyle sabahtan beri. Öğrenci diyor ki ya Diyarbakır'ın bir köyünden çıkmış Ergenli'nin bir köyünden bir adam nasıl dünya çapında bu kadar büyük bir şöhret bir şair bir yazar olmuş falan. Bunu örnek alıyor hocam. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri diyor ki insan kulaktan beslenir, hayvan ağızdan beslenir diyor. Hayvan dediği bedenimiz. Bunu besliyoruz da çocuklarımızı kulaktan beslemiyoruz. Eyvallah. Bu tür faaliyetler kulaktan beslenmemize yarıyor. Teşekkür ederiz. Bu platformun dışında aşağıda kıymetli hocalarımız var. Evet. Seyirci konumunda. Çünkü hepimiz bu platforma sığamadık haliyle. Kıymetli hocalarımız var. Biz buraya gönüllü olarak çıkanlar oldu. Onları almış evet. olduk. Bir de aşağıda bizi seyirci konumunda izleyenler var ama biz onlara da söz hakkı vermek istiyoruz. Onlara da konuşmak istiyoruz ama kısa bir ara vereceğiz. Tekrar dönüşte aynı soru üzerinden konuşup özelde de aslında bugünün konusu Diliş Dergisi ve Sezai Karakoç üzerinde bir sohbet yapıp bitireceğiz. Evet tekrar iyi akşamlar diliyoruz. Kısa bir aradan sonra programın ikinci bölümüne geçtik. Şimdi platforma seyirci konumundaki hocalarımızı yukarıya almış olduk. Kıymetli hocalarımla sohbetimize devam edelim istiyoruz. Gerçekten bugün saat 6'ya kadar sempozyum devam etti. Yorgunuz ama üstüne böyle çayla, suyla sohbetimize devam ediyoruz. Sohbet güzel gidiyor bence. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şaban Sağlık hocama sormak istiyorum. Az önce
sorduğum soruları duydunuz. Evet. Şimdi özellikle Gölcük özelinde dergicilik üzerine sempozyumların yapılması hususunda neler düşünüyorsunuz? Yani bunun tabii Gölcük özelinde diyoruz ama genel anlamda edebiyat dünyası için, efendime söyleyeyim, ülkemizin kültür sanatına katkı için nerede durur bu yaptığımız sempozyumlar? Bunu sormak isterim. Evet, öncelikle şununla başlayayım. Biz edebiyatçılara çoğu zaman bir soru sorulur. Denilir ki şair ve yazarlar nerede yetişir? Şair ve yazar okulları var mıdır falan denir. Çoğu kişi de Türk Dili ve Edebiyatı bölümleriyle edebiyat fakültelerini şair ve yazar yetiştiren okulla karıştırırlar. Tam tersi olur. Edebiyattan, şiirden nefret ettirici bir işlevi olduğunu da burada ifade edebiliriz. Tabii bu sorunun cevaplarının başında iki şey geliyor. Biri edebiyat dergileri malumdur. Şair ve yazarlar nerede yetişir? En kestirme cevapla söylersek edebiyat dergileri. İkinci cevabı da yine bu tür faaliyetlere belki bizi götüren bir şey vardır. Mahfil dedikleri. Mesela Salah Birsel'in Kahvehaneler diye bir kitabı var, bilirsiniz. Orada küllükten falan bahseder. Kahvehanelerden, belli çay ocaklarından, belli mekanlardan, yine eski tasavvufi bağlamda söylersek tekkelerden falan, belli mekanlarda sohbet ortamından bahsederler. Hatta medeniyetimizin en temel kavramlarından biri olan sahabe kelimesine kadar buradan gidebiliriz. Bir anlamda sohbet kökünden gelir. Şimdi sözü dergilere getirdiğimizde dergiler neden önemlidir? Yani şunu söyleyeyim, şair ve yazarlar, büyük insanlar dünya geneline de baktığınızda dergilerde yetişirler. Dergiler sanatçı yetiştiren, ilim insanı yetiştiren birer okul gibidirler. Sayın Başkanımız hatırlattı Cemil Meriç'in sözünü, Hür Tefekkür'ün kalesi dedi. Bir bu açıdan bakıyoruz, buna döneceğim tekrar. Bir diğer husus özellikle dergiler bağlamında söylüyorum. Zannederim bir yabancının Türkleri tarif ederken kullandığı güzel bir cümle var. O cümle biraz bizi düşündürüyor, biraz iğneliyor ama diyor ki Türkler diyor söylemezler, söylenirler. Yani söylemezler, söylenirler. Ne demektir bu? Gerçekten yüzleşme diyelim, cesaret diyelim. Bir sözü olacak olan, bir şey insanlara bir mesajı olan insan cesareti varsa, kendine güveniyorsa çıkar meydana bir şey söyler. Ama cesareti yoksa, bizde mevcut o fiskos kültürü var ya, dedikodu. Evet. Yani karşında 2 metre uzağındaki insana meramını anlatmaz da 2 metre uzağında dedikodusu ne var? Fiskos böyle. Dursun Ali Bey çok iğneler onları. Bu özellikle bu anlamda söylüyoruz. Dergi bu anlamda söylenenlerin değil, söyleyenlerin sesidir. Bir cesaretin ifadesi anlamında söylüyoruz. Bir siyasi parti gibi arkasında neler vardır? Bir cesaret vardır. Yine Jean-Paul Sartre'dan ödünç alarak ifade edersek bir varoluş kaygısı vardır. Hani Sartre diyor ki, Jean-Paul Sartre, yazıyorum öyleyse varım diyor. Yazı yazmayı kalıcı olma anlamında, kalıcı değer üretme anlamında var olmanın temel şartı olarak görüyor. Bu arada antiparantez Sezai Karakoç bağlamında söyleyeyim. Sezai Karakoç da Müslüman bir varoluşludur. Batı şiirini bugün de söylendi. Batı düşüncesini temsil eden büyük isimleri, özellikle varoluşçu filozofları çok yakından takip eder. Çok yakından şey yapar. Böyle onları hakkında yorumlar yapar. Bu anlamda özellikle yeni şair ve yazarlar yetiştirme, yeni edebiyata, sanata, düşünce dünyasına yeni değerler kazandırmada dergilerin büyük işlevleri olduğunu, okul, mektep değil mi? Okul, mektep olduğunu ifade edelim. Mesela burada söylendi bilhassa. Bakın, bir memleketin siyasi tarihini, düşünce tarihini oluşturanlar da çoğu zaman dergilerdir. Mesela Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu. Anadolu evet. Başlı başına onunla anılır. Yine Büyük Doğu bir dergi adıdır ve Necip Fazıl Hareketi'nin adıdır. Yine burada konuşuldu, Servet-i Fun'un modern Türk Edebiyatı'nın çok önemli bir periyodu olması hasebiyle bir derginin adıdır. Hatta genel anlamda baktığımızda ilk sayısı 15 Temmuz 1933'te çıkan Varlık Dergisi, değil mi? Varlık Dergisi Türk Edebiyatı'na,
çok sayıda şair ve yazar, romancı, hikayeci yetiştirmiştir. Çok sayıda her yılda işte derginin kurucusu Yaşar Nabi ödülleri falan filan adına yeni isimler kazandırıyor. Şimdi Gölcük bu anlamda şair ve yazar yetiştirme mekanizması, okulu olan dergilere dikkat çekmesi hasebiyle. Dursun Ali Bey az önce çok güzel söyledi. Hangi öğrencide hangi cümlenin kalıcı olacağını bilemeyiz. Belki de geleceğin Nobel ödüllü yazarı Gölcük'ten çıkacak. İnşallah. Belki şu salonda bu cümleleri dinleyen birinden böyle bir cümle çıkacak. O anlamda Servet-i Fun'un dergisi üzerine yaptıkları, en azından bir öğrenci, demek ki dergi şair ve yazar yetiştiren bir okul. Geçmişteki büyük isimlere bakarak her biri bir dergiyle anılıyor. Bu dünya çapında da böyledir. Mesela büyük şeyler vardır. Edebiyat kuramı, dünyada büyük felsefeciler vardır. Yeni bir akım başlatanların çoğu bir dergi aracılığıyla bunu gündeme getirmişlerdir diyoruz. Ve bu Gölcük'te bunların konuşulması, gündeme getirilmesi, bir ilçe olması hasebiyle olağanüstü lüks bir şeydir. Onu söyleyeyim. Özellikle olağanüstü lüks bir şey. Büyük şehirlerde olmayan bir durumdur diyoruz. Bu anlamda emeği geçenlere başta Sayın Başkanımız olmak üzere gerçekten yürekten takdirlerimizi sunuyoruz. Bir şey daha söyleyeyim sürem kaldıysa. Burada yine Üstad Necip Fazıl'dan hareketle, yine bir dergiden hareketle ifade edeyim. Necip Fazıl Büyük Doğu Dergisi'nin alt logosu iman ve aksiyondur. Şimdi bir mülakatında söylüyor galiba ya da rapor serisinde, çok biliyorum 100 civarında kitabı var Necip Fazıl'ın da, onların birinde söylüyor. Şöyle bir şey ifade ediyor. Diyor ki yani bu Gölcük'te yapılanlarla bağlantılı olduğu için ifade ediyorum bunu. Örnekler veriyor. Mesela diyor, dünyadaki büyük oluşumlar, büyük hareketler, tarihin akışını değiştiren büyük hareketlerde iki kavram vardır diyor. Biri iman, biri aksiyon. Mesela Osmanlı'nın kuruluşu çok büyük bir hadisedir diyor. Şeyh Edebalı imanı temsil eder, Osman Gazi aksiyonu temsil eder. İkisi bir araya gelince Osmanlı mucizesi ortaya çıkar. İşte diyor İstanbul'un fethi çok büyük bir hadisedir. Çağ açıp çağ kapatan bir hadisedir. İşte Akşemseddin, Molla Gürani diyelim, bunlar imanı temsil eder. Ve Fatih aksiyonu temsil eder. Hatta Batı'dan da Fransız ihtilalini verir. Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Montesquieu gibi büyük filozoflar imanı, yani bir fikri olgunluk, atmosfer yaratırlar. Bastille hapishanesindeki yatan mahkumlar da aksiyonu temsil ederek o büyük Fransız ihtilalini ortaya koyarlar falan deniyor. Dikkat ederseniz sinemamızda, dizimizde, Diriliş dizisinde de bunu Ertuğrul ile İbnül Arabi arasında böyle bir denge kurmaya çalıştılar. Dizi izleyenler bilir. Bu iman ve aksiyon. Şimdi bunu siyaset dünyamıza getirdiğimizde, özellikle siyaset dünyamıza getirdiğimizde mahalli idareler, belediyeler güç ve imkan oluşturma anlamında aksiyonu temsil ederler. Üniversitelerde iman derken bilgi, bilinç, projeleri temsil ederler. Gerçekten ikisi bir araya gelince burada olan harika şeyler oluyor. Dördüncüsü oldu. Bu gelenekselleşecek gibi görünüyor. Özellikle burada yapılanların böyle bir anlam olduğunu da ifade edeyim. Ya daha da dahası da var ama şimdilik bunlarla yetineyim. Sağ olun. Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zeki Taştan Hocam, işte programın başından beri bazı sorularımız oldu. Evet. Ben özellikle bu dergi bahsi dışında edebiyatın özellikle bizi dinleyenler için Gölcük'te bu yapılıyor haliyle. Edebiyat nedir? Ne işe yarar? İnsanlar niye işte dergi okumalı? Niye edebiyatla ilgilenmeli? Bunun insanların kişisel gelişimine katkısı olduğu gibi toplumların gelişiminde bu nerede durur? Bununla ilgili şeyler söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim Ali Bey, sağ olun. Ben ikinci defadır geliyorum. Evet. Van'dan uzak bir... Ama üçüncü katılışınız. Üçüncü katılışım. Online'da katılmıştınız. Online'da katılmıştım.
Yüz yüze ikinci katıldığım sempozyum oldu Gölcük'le ilgili. Aslında önemsediğim için de, yani çok önemsediğim için de geliyorum. Çünkü tematik olarak bu sempozyumda ortaya konulan çıktıların çok önemli olduğunu gördüğüm için geliyorum. Mesela biraz önce edebiyattan sordunuz. Bizde Türkiye'deki düşünce duygusal değişimle ilgili de Tanzimat'tan sonra baktığınızda edebiyatın çok büyük bir etkisinin olduğunu, hatta öncü rol üstlendiğini de söyleyebiliriz. Biraz önce Dursun Ali Hocam şair ve şiir arasındaki, sanat arasındaki bağlantıdan bahsetti. Bu bağlantılardan biri de Tanzimat'tan sonra ortaya çıkan aslında şairin politik duruşu. Yani bu çok önemli aslında. Biz Avrupa'ya yüzümüzü çevirdikten sonra aynı zamanda Namık Kemal başta olmak üzere birçok edebiyatçının topluma yön vermek adına politik bir duruş sergilediğini de görüyoruz. Yani bizde edebiyat siyasetten önce geliyor. Ve toplumun bütün gelişim çizgisi içinde edebiyatın ve edebiyatçıların çok büyük rol oynadıklarını görüyoruz. Yani bizim Türk toplumu açısından düşündüğümüz zaman dergi de esasında edebiyatın felsefi, siyasi, kültürel okulu olarak da karşımıza çıkıyor. Dergi aynı zamanda, yanılmıyorsam Tanpınar'ın bir sözüdür, çok güzel bir sözdür. Yanılıyor da olabilirim Tanpınar isimle ilgili. Şiirlerin mezarlığıdır der. Dergi şiirlerin ve şairlerin mezarlığıdır. Şimdi burada dergiler sadece bir toplum için aydınlatıcı, yol gösterici bir ekol ya da okul olmanın da ötesinde bir de hafıza, bir kültür yuvası aslında dergiler. Yani bugün ilk sempozyumda Servet-i Fünun'u tartışmak esasında o dönemin atmosferini, tarihini, kültürünü, kendi hafızamızı tartışmak anlamına da geliyor. Yani Gölcük bu bakımda bana göre Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Yani büyük şehirlerde birçok sempozyumlara katıldık, yurt dışında birçok sempozyumlara katıldık. Ancak dergilerin özelinde tematik olarak devam eden Gölcük'teki sempozyumun Türkiye'de ilk sempozyum olduğunu söyleyebilirim. Yani bunun ötesi yok. Yani bunun özellikle hakkını teslim etmemiz lazım. Çünkü bizim bu tür sempozyumlarda en çok sıkıntısını çektiğimiz hususlardan birisi sürekliliktir. Şaban Hocam'ın söylediği geleneksel bir ruha dönüşme ufkudur. Bunu biz burada gördük. Yani dördüncüsü olarak gördük. Bu çok önemli bir şey. Ve öyle bir gördük ki, yani tarihsel bir süreç içinde Servet-i Fünun'u aldı, Sırat-ı Müstakim'i aldı, Sebil-i Reşat'ı aldı. Bakın silsile halinde devam ediyor. Dergahı aldı. Yani Cumhuriyeti kurcaladı. Şimdi de Gölcük Belediyesi'nin felsefesini en uygun olarak diriliş düşüncesini ele aldı. Bak çok ilginç bir şey. Şimdi bizim Tanzimat döneminden sonraki dergilere baktığımızda esasında o dönemin en aktif fakat gerçekleriyle bir sosyal medya fenomenleri olduğunu görüyoruz. Yani muazzam şey. Yani biz sanıyoruz ki, mesela Sebil-i Reşat sanıyoruz ki, ya evet İslamcılıkla ilgili yazılar var, çok önemli düşünürlerin görüşleri var, şiirler var vesaire. Ben bir ara karıştırırken gördüm. Kırgızistan'da depremi de ele alıyor. Mesela 1910'lu yıllarda Kırgızistan'da
belki de dünyanın en büyük depremlerinden biri oluyor. 20 dakika süren bir deprem, 8 şiddetinde. Artçıları bile bugünkü depremlerden çok daha yüksek bir deprem. Ya bakıyorsun dergi şey başlatmış, yardım faaliyeti. Yani tüyleriniz diken diken oluyor. Yani o dönem içinde, ya arkadaş bu nasıl bir duyarlılık? Yani bir bakıyorsunuz Mehmet Akif'in ya da o dönemdeki arkadaşların toplanıp Kırgızistan'a yardım gönderdiğini görüyorsunuz. Yani o dergi vasıtasıyla Türk dünyasının her tarafına ulaşan bir tefekkür abidesi. Ya şaşırıyorsunuz yani. Diyorsunuz ki ha biz bunu kurcalıyoruz. Bakın yani Gölcük'ün yaptığı esasında bir zamanlar Kırgızistan'a yapılan yardımın o Türk dünyasına açılan, o gönül dünyasına açılan o merhamet duygusunun yardımlaşma, dayanışma, tesanüt adına ne derseniz deyin, böyle bir atmosferin ruhunu yeniden Gölcük'te yaşatıyorsunuz. Yani bu muazzam bir hadise. Bu süreklilik açısından çok çok önemli. Diğer bir husus, yani biz Şaban hocam, değerli hocalarımız, yine iki Şaban arasında oturmuşum, çok kıymetli Muharrem hocam, belki 50 sempozyuma katıldık. Genelde sempozyumlarda protokol gelir, konuşmalara katılır, ilk açılıştan sonra çeker gider. Yani işleri vardır vesaire, saygı duyuyorum neyse. Ama belediye başkanı halen aramızda. Yani bu çok önemli bir şey. Bu şunu gösteriyor, yani bu samimiyeti gösteriyor. Neye samimiyeti gösteriyor? Bize olan saygıyı gösteriyor, sanata olan saygıyı gösteriyor, kültüre olan saygıyı gösteriyor, ilme olan saygıyı gösteriyor. Yani burada bizimle bekliyor, sorular soruyor, yeri geliyor, konuşuyor. Buradaki sempozyumun bir mensubu olarak kendisini bizlere kabul ettiriyor. Bu çok önemli bir şey. Biraz önce siz başkana işte siyasiler böyle uzun konuşur tarzında bir şey söylediniz. Vallahi ben siyasi kimliğiyle ilgili hiçbir şey hissetmedim. Yani Sayın Başkan'ın hiçbir şey hissetmedim. Bu Gölcük adına söylüyorum aslında. Yani Gölcük'te ya da Kocaeli'nde yaşayan insanlar için söylüyorum. İyi bir belediye başkanınız var. Bilime, sanata değer veren bir insan var. O yüzden kendisine sahip çıkmak, takdir etmek ve yeri geldiğinde bu gerçeği yüzüne söylemek de bir borç olarak görüyorum. Çünkü marifet iltifata tabidir. Diğer bir husus, bugün dirilişi işliyoruz. Sezai Karakoç'u işliyoruz. Diriliş sadece İslam medeniyetinin hep birlikte o eski şaşalı günlerine dönüp ayağa kalkması değil. Diriliş edebiyatta ayağa kalkmaktır. Diriliş sanatta da ayağa kalkmaktır. Diriliş zanaatta ayağa kalkmaktır. Diriliş ebruda ayağa kalkmaktır. Diriliş eski eserlere sahip olarak ayağa kalkmaktır. Diriliş topyekün bir canlanma hareketidir aslında. Değil mi? Yeniden var olmak ve ilerleme hareketidir. Ben bugün birkaç yeri gezdik. Gölcük'te gördüklerimle özetleyeyim. Gölcük'te bir ihya hareketi var. Yani ihya da biliyorsunuz yenileme, tecdit etme. Sezai Karakoç da bir iki yerde diriliş yerine ihyayı kullanır. Bugün gördük mesela yeni mescitler kuruluyor. Eski hatlara sahip çıkılıyor. Yeniden canlandırılıyor. Ebru yeniden canlandırıyor. Aramızda Nasrettin Hoca geziyor. Çocuklara sarılıyor. Bunların Gölcük gibi bir yerde olması çok küçük hareketler olarak görülmemeli. Ben Sezai Karakoç'un kurmuş olduğu Diriliş Partisi'nin de, yeniden Diriliş Partisi'nin de Sezai Karakoç'un çok çok ileriyi görerek böyle bir ihya hareketinin parti olarak da canlanabileceğini, harekete geçebileceğini, ancak kendi zamanı içinde gerçekleşemeyeceğine inandığını düşünüyorum. Esasında Karakoç o kadar ileri görüşlü bir mütefekkir ki bize
dirilişin aşama aşama her yerde, farklı bölgelerde o bizim eski kültürle, o bizim prensipleri olan medeniyetle yeniden canlanacağını işaret etmesi adına bunları gösterdiğini düşünüyorum. Biraz uzattım, kusuruma bakmayın. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, kıymetli hocam Şaban Çobanoğlu hocam, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi'nden. Hocam, ben birinci bölümde, ikinci bölümde sorular sordum. Soruları dinlerken ben bu soruya şöyle cevap verirdim dediğiniz bir şey yoksa ben size başka bir soru soracağım. Yani şu anlamda, özellikle ben tabii bir edebiyat sempozyumu yaptık bugün, birincisini yaptık. Yarın ikincisini, ikinci gününü yapacağız. Daha önce üç sempozyum daha yapmıştık. Dolayısıyla genel anlamda bir yerel belediyede dergi seri halde dergilerle ilgili edebiyat sempozyumunun yapılmasının, dolayısıyla edebiyatın, kültürün, sanatın topluma faydası üzerine aslında soru sormak istiyorum ama siz bir yerden başlayıp cevap verirseniz memnun olurum. Estağfurullah. Burada çok güzel oturumlar oldu. Hocalarımız da bu oturumda ve önceki oturumda çok değerli şeyler söylediler edebiyat ve dergilerle ilgili. Ben şunu söyleyeyim. Sezai Bey'in merhumun yetişmesinde dergilerin çok önemli yeri olmuştur. Ortaokul yıllarında, belki lisedir, yanılabilirim, müdür kendisine bir odayı tanzim görevi verdiği zaman odanın içerisine giriyor, dergiler dolusu bir oda. Ve der ki, o odayı tanzim ederken dergilerle karşı karşıya geliyor. Okunmamış, atılmış, üst üste yıkılmış, yığılmış bir dergi. Buradan dergiciliğin ve edebiyatın ne olduğunu anlamaya başlıyor. Bir kere kendi hayatında dergilerle ilk karşılaşısı burada orta öğretim yıllarında oluyor ve sonra da Büyük Doğu'nun bir reklamını görüyor. Muhtemelen Maraş'ta öğrenciyken, işte şimdi tabiri hatırlamıyorum tam olarak, bir Nar-ı Beyza gibi çıkıyor diyor Büyük Doğu'yu. İlk defa reklamı yapılıyor. Bunu afişleri asıyorlar şeye. Nar-ı Beyza gibi Büyük Doğu çıkıyor diyor. Nar-ı Beyza. Böyle bembeyaz nur gibi yanan, tutuşan bir şey çıkıyor. Ve bu ateşle yanmaya başlıyor. Aslında Üstad Necip Fazıl'la ilgisi bu Nar-ı Beyza sözünden sonradır. Sezai Karakoç'un ve tahsiline geldikten sonra Ankara'ya, tabii felsefe tahsili yapmak istediğini Şaban hocam söyledi. Kendi aramızda da biz bunu konuşuyoruz. Ne olurdu acaba felsefe tahsili yapsaydı? Hani filozof demeyelim de diyoruz ama adam felsefe tahsili yapmak istiyor. Yani böyle bir şeyi var, tarafı var. Bunu da görmek lazım. Sonra üstadla, Büyük Doğu'yla bu ilk reklamla tanıştıktan sonra devamlı Ankara'ya gitmek istiyor falan. Siyasal bilgiler hayatı oluyor. Şöyle toparlayayım. Dergilerin, Sezai Karakoç'un yetişmesinde çok mühim bir yeri olduğunu daha işte çocukluk yaşlarından itibaren gördük. Şimdi Ali Bey, kıymetli hocam, edebiyat dil, üslup ve estetikten ibarettir. Yani edebiyatı belki üç kelimeyle izah etsek dil, üslup ve estetik diyebiliriz. Sezai Bey bir dil yaratmıştır. Şiirde bir ikinci yeninin kendine has metafizik dilini yaratmıştır. O metafizik neşve olmadan, metafiziği Heidegger'den, şundan bundan okumadan, Batı felsefesinden de okumadan, İslam kelamını da bilmeden o neşveyi yaratmak mümkün değildir aslında. Böyle bir derinlik kazanmış. Bizim hayatla ilgimiz anlamak ve anlatmak ilgisi üzerinedir. Yarısı bir edebiyatçının anlamak, yarısı da anlatmak üzeredir. Aramak ve bulmak üzeredir. Aramak ve bulmak isteyen insanlar, anlamak ve anlatmak isteyen insanlar, öğrenmek ve öğretmek isteyen insanlar edebiyattan istifade etmek
ya da edebiyatın içerisinde boğuşmak, o hazzı, o mücadele hazzını, o yazmanın, işte yazarsam ölürüm, yazmazsam ölürüm gerilimini yaşaması lazım. Sezai Bey'in, rahmetlinin bu gerilimi yaşadığını ve yazmanın hayatının çok önemli bir parçası olduğunu söylemem gerekir. Edebiyat bir tenkittir. Çok eski zamanlardan, ortaçağ edebiyatından günümüze kadar edebiyatı bir tenkit olarak okumak gerekir. Ve Sezai Bey'in bunu çok iyi okuduğunu düşünüyorum. İlahi Komedya'yı ilk defa bizde bir tenkit olarak okuyan Sezai Karakoç'tur. Yani dönemin baskıcı İtalya'sında krala karşı bir şey söyleyemediği için insanın manevi yücelişi nasıl olur? Bunu anlatmıştır. Bu bir diriliştir aslında. Yani bu metinlerden beslendiğini düşünüyorum. İlahi Komedya'da işte cehennemin birinci katında kimi görüyor? İkinci katında 9 kat var, yerin dibine doğru giden hangi günahkarları görüyor? Diyor ki krala, bak sen böyle davranıyorsun ama işte böyle yaparsan cehennemin şu katında olursun. Şunu yapanlar bu katta, zina yapanlar bu katta, kul hakkı yiyenler bu katta. Bunu anlatıyor. Anlatıyor bir şekilde. İyilik karanlıkla, güzellik aydınlıkla, değil mi? Cennet. Evet. Ve bu yukarıda aydın, şey aşağıda karanlık. Evet. Ve bu bir kadının aşkının çerçevesinde işleniyor. Beatrice diye bir hanımın, oraya girmeyeyim şimdi. Orası, bakın. Sezai Bey aynı zamanda John Milton'ın Paradise Lost'unu da, Kayıp Cennetini de bir tenkit olarak okuyabilmiştir. Ve dünya edebiyatında bunu güzel bir tenkit olarak alabilen ve insanın imtihan ve ruhsal gelişimini itmam etmek için dünyaya neden cennetten geldiğini izah eden bir kitap da yazmıştır. Evet. Tabii Kayıp Cennet'le ilgili müthiş bir kitabı var. Çok derin bir edebiyat tefekkürü olduğunu söyleyeyim. Sezai Bey'in aynı zamanda, uzatmak da istemiyorum kıymetli başkanım, kendisinin aydın ve üniversiteler üzerine çok engin görüşleri var. Bugün değinemedim buna. Tanzimat'tan bu yana aydın meselesini en iyi irdeleyenlerden bir tanesi Sezai Karakoç'tur. Üniversitelerin insan yetiştirmekteki rolü nedir? Bunu en iyi anlayanlardan birisi odur. Estetik, devlet adamlarında yöneticilerin edebiyatı, sanatı ve estetiği iyi bilmesini defalarca söylemiştir. Hatta parti programına da geçmiştir. Ama filozoflara gelince, filozofların devlet adamı olmasını, bir istikrar yaratamayacaklarını söylemiştir. Yani bu da var işin içerisinde. Filozoflara saygı duyar, felsefeye saygı duyar ama yönetsel noktaya geldiği zaman filozofların devlet adamlarının sanatı, edebiyatı bilmesini arzu etmesine rağmen felsefeye fazla dalmış insanın devlet umurundan uzak kalmasını da söyler. Şimdilik bu kadar söyledim. Sayın Başkanım, söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Şimdi İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Muharrem Dayanç hocam, mikrofon sizde. Son konuşmacı belki olacaksınız. Muhammed Sani Adıgüzel hocam var. Ona da mikrofon uzatmak istiyoruz mutlaka buradan. Ama birinci oturumdan itibaren sorular sordum, aynı Şaban Bey'e söylediğimiz gibi. Bana sorulsaydı mutlaka böyle bir cevap verirdim ama mikrofon elimde yoktu dediğiniz bir şey varsa ilk başta içimizde bir şey kalmasın, onu söyleyelim, sonra ben sorumu sorayım istiyorsanız. Vallahi arkadaşlar, düşüncelerin çok güzel. Şimdi siz hem Servet-i Fünun'a, hem Sırat-ı Müstakim Sebil-i Reşat'a, hem dergaha, hem de Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu'na da dördüne birden katıldınız. Dörtte dört yani. Dörtte dört yaptınız. Dolayısıyla en kıdemli siz oluyorsunuz dörtte dörtte. Şimdi buradan da hareketle bir şey söyleyebilirsiniz ama özellikle bugün özelinde de şeyler söyleyebilirsiniz. Ama ben sizin özellikle bugün gençlerle kurduğunuz diyaloğu gördüm.
gençlere özel bir önem verdiğinizi, lise öğrencilerini, orta öğretim öğrencileri görünce ayrıca mutlu olduğunuzu söylediniz. Bunu niye söylediniz mesela? Yani oradan da girebiliriz. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim. Gençleri en sona bırakalım. Peki. ben açıkçası gençleri anlamaya çalışıyorum. Yani kendi çocuklarımdan ve akrabalarımın çocuklarından başlayarak gençlerle bizim yaşımızda bulunan insanların bağ kuramadığının farkındayım. Biz çok önemli şeyler söylediğimizi düşünüyoruz. Ama karşımızdakiler, yani çocuklar, gençler bizim söylediklerimizi dinlemiyorlar. Hatta bazen söylediklerimizde eğlenebiliyorlar bile. Eskiden bir asır 100 seneydi. Artık günümüzde bir asır bazen bir sene, bazen 6 ay, bazen 3 günde bir asır değişiyor. O yüzden gençlere kızarak, ne bileyim ben, gençlere bazı çelmeler takarak düşünsel anlamda bir yere gidemeyiz. Yani bizim gençleri anlamamız lazım. Biz hep onlardan bizi anlamalarını bekliyoruz. Yani dergiler de aslında bizim zihinlerimizi genç tutmanın bir yolu. Güzel. Ben doktoramı Sırat-ı Müstakim dergisi üzerine yaptım. 1908'de çıkmaya başlıyor. 1912'ye kadar çıkıyor Sırat-ı Müstakim. Daha sonra Sebil-i Reşat'a dönüşüyor. Yani aradan kaç sene, belki 20-25 sene geçti ama o 4 senenin adeta fotoğrafı var zihnimde. Hocam depremden bahsetti. 1912 yılında Türkistan'da bir deprem oluyor. Akçuroğlu Yusuf Bey Tevfik Fikret'e bir yazı yazıyor. Diyor ki, geçenlerde Balıkesir'de bir deprem oldu. Ve sen Derin Zavallıları diye bir şiir yazdın. Ve çok büyük bir yardım toplandı. Diyor ki bir de Türkistan için bir şeyler yaz. Oraya yardım edelim. Yani İslam dünyasının hemen hemen her yerinden Sırat-ı Müstakim dergisine mektuplar geliyor, yazılar geliyor. Mesela o mektuplardan biri hiç aklımdan çıkmaz. Kazan taraflarından bir mektup geliyor. Soru şu. Şimdi sorulan soru, sorunun niteliği ve verilen cevap aslında dönemle ilgili bize çok önemli ipuçları veriyor. Niye Sırat-ı Müstakim'de girdim? Biz Sırat-ı Müstakim'i de andık burada. Diriliş 1960'lı yılların Sırat-ı Müstakim'idir. Dolayısıyla dirilişin niye çıktığının benim gözümde görünen manzarasını da birazdan kısaca anlatacağım. Şimdi Kazan'dan gelen mektup diyor ki, işte gazete okuyan birinin, 1912 yılı, gazete okuyan birinin arkasında namaz kılınır mı? Soru bu. Şimdi klasik mantıkla bakarsanız 1910'lu yıllara gidip, hayır kılınmaz, gazete okuyan dinden çıkmıştır, o tür şeyler geçiyor aklınızdan. Ama Sırat-ı Müstakim'den verilen cevapta, ki büyük ihtimalle o cevabı Mehmet Akif verdi ama kimin verdiği yazmıyor, diyor ki bir toplulukta 10 kişi varsa ve o toplulukta gazete okuyan biri varsa namazı onun kıldırması gerekir diyor. Çünkü o insanın dünyadan daha çok haberi vardır. Daha bilgilidir. Okuma yazmayı bilmektedir. Bayağı güzel bir cevap veriliyor. Şimdi aslında sorunun kendisinde de verilen cevapta da Osmanlı Devleti'nin niye yıkıldığıyla ilgili ipuçları var. Biz her şeyi beceriyoruz ama yakın okumayı beceremiyoruz. Yani bunu becermemiz lazım. Ve yaptığımız yakın okumaları yazdıklarımızı okuyan herkes anlamalı. Bu akademik üslup da beni çok sıkmaya başladı. Yazı akmıyor. Türkçe insanlarda tat bırakacak şekilde kullanılmıyor. Yani hayatında iki tane deneme yazmamış insanlar bazen oturuyorlar makale yazmaya çalışıyorlar. Bunu yüksek lisans, doktora tezlerinde çok yaşıyoruz. Yani işkence gibi. Yani bir insan yüzlerce deneme yazmadan, bir şeyi yüzlerce kere denemeden nitelikli bir şey ortaya koyamaz. Bu hepimiz için geçerli. Neyse, dirilişe dönelim. Sezai Bey dirilişi niye çıkardı?
aslında Sezai Bey'in dirilişi çıkarmasının bugüne ve bundan sonraki zamanlara da çok ciddi mesajları var. Sezai Bey'in balkon şiiri ikinci yeninin adeta manifestosu gibidir. Yani ilk tipik ikinci yeni şiirlerinden biri olarak kabul edilir. Doğru mu? Doğru. Fakat Edip Cansever'le Sezai Bey arasında bir materyalist şair diye bir ciddi tartışma çıkıyor. O tartışmada ikinci yeni oluşturan şairler ikiye bölünüyorlar. Ve Sezai Bey'in o güne kadar en yakınında görünen insanlar bile, isimlerini almak istemiyorum, olabilir bazen böyle şeyler, Sezai Bey'e cephe alıyorlar. Sezai Bey diyor ki, eğer ben var olacaksam kendi dirilişimi kendi dergimde yapmak zorundayım. Diriliş 1960 yılında biraz da bu nedenle çıkıyor. Diyor ki ben var olacaksam benim diriliş diye bir düşünceye ve bir dergiye ihtiyacım var. Dolayısıyla Gölcük gibi bir yerde böyle bir sempozyumun yapılması. Ben bundan önceki sempozyuma Eskişehir'den kalktım. Kendi arabamla geldim, döndüm. Niye? Bazen buna benzer bir haberin geldiğini görünce telefonu açmak gelmiyor içimizden. Hocam diyorlar, uçak biletini gönderin. Hayır. Ama buraya kendi arabamla kalk. Niye? Burada bir samimiyet görüyorum. Bir, iki, burada israf yok. Bu benim çok, benim için çok değerli. Yani hem misafirperverlik var, hem har vurup harman savurmak yok. Bu benim için çok değerli. Bir de burada gençleri görünce, siz bana iki fotoğraf atsanız ben konuşmacı da olmasam kalkar gelirim. Yani samimiyet ve israfsızlık. Yani benim işin özü olarak söylemek istediklerim bunlar. Yanlış hatırlamıyorsam Yılmaz abi buradaydı. Yılmaz abiye rahat vermedik bugün. Sezai Bey ilk şiirini yanlış hatırlamıyorsam Büyük Doğu'da yayınladı. Doğru mu abi? Evet. Diyorum ki bundan sonraki dergide eğer olursa, nasip olursa, bunlar nasip işi, Büyük Doğu olabilir Zeki abi. Dün ilan ettik zaten. Daha önce başkanımız ilan etti. Büyük Doğu'da ilan etti. Yani çok oldu ilan evet, edelim. Evet. Öyle mi? Büyük Doğu olacak. Büyük yani. Doğu'da ilan etti zaten. Çok oldu. Ben bilmiyordum. İlan ettik. Abi demek ki kalpler... Gönül aynı çarpıyor. Gönül abi, aynı kalpler çarpıyor. Kalpler bir. Niye geldi? Eyvallah, yani? Eyvallah. Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür. Çok uzatmayayım. Çok teşekkür ederiz. Ben Muharrem de teşekkür hocam. Ederim. Muhammed Sani Adıgüzel hocamız Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden. Hocam çok az vaktimiz kaldı. Sizden de sözlerinizi alalım. Sonra kapatmadan aramızda sesi çok güzel, şiir okuyan bir hocamız var. Estağfurullah. Zeki hocamız. Bir Sezai Bey şiirle kapatalım istiyoruz. Ben de arkadaşlar teşekkür ediyorum. Dinlediklerine hareketle birkaç cümle söyleyeyim. Gölcük'le yapıyorlar. Mikrofon açık değil herhalde. Yok yok, açık, açık o, duyulur. Bu programın aslında büyük şehirlerde, daha büyük şehirlerde, üniversitelerde düzenlenmiş olması bu kadar heyecanlandırmıyor bizi. Gölcük'te düzenlenmiş olması bizi çok heyecanlandırıyor. Belki de doğru. Yani şöyle bir hatıram var. Kastamonu'nun Döpyurt diye bir ilçesi vardı. İstanbul Üniversitesi'nden hocalarımızın birinin arkadaşıymış. Bir gece yarısı Küren'in Döpyurt'una zor bulduk zaten. Döpyurt'ta bir sınıf öğretmeni var. 8 tane öğrencisi var. Baktım adamın odasında dünyanın en güzel kitapları var. Bana birkaç tane de kitap hediye etti. Döpyurt'ta benim o kitapları bulmam beni heyecanlandırdı. Onun için bu Gölcük bizim için çok heyecanlı bir iş, güzel bir iş. Burada olması bu anlamda takdirle karşılanacak bir durum diye düşünüyorum. Bir de Sezai Bey'den hareketle bir cümle söylemek gerekirse, onun Düşünceler ve Kavramlar diye bir eseri var. Orada eğitimle ilgili 5-6 tane ardarda yazısı var. Bir tanesi de edebiyat eğitimiyle ilgili. Edebiyat, televizyonlardaki edebiyat programlarının niye tutmadığını ya da işte edebiyat dersler niye çok etkili olmadığını anlatıyor. Bu edebiyat programının etkisizliğini şeye bağlıyor biraz. İşte belli günler ve haftalar çerçevesinde ele alınması, hayatta edebiyatla hayat arasında çok fazla ilgi kurulamaması, bir tür Ölozanlar Derneği'ndeki filmindeki eleştiri gibi bir edebiyat eleştirisinde bulunuyor. Evet, ben de bugün ilk defa burada bulunmaktan gerçekten teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza da yan yanayız. Ona da bu katkılarından dolayı gerçekten teşekkürler. Bir de edebiyatın işte sınıfın dışında konuşulması büyük önem arz ediyor. Yoğun bir şekilde iki gün bu konunun konuşulması gerçekten
zaten edebiyatçılar bilirler. Edebiyat dersinin dışında hiç konuşulmuyor. Az konuşuluyor ya da. Edebiyatın daha fazla konuşulmasına da sebep olduğu için ben teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza. Evet. Ev sahipliği yaptığı için böyle bir programa. Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, bir cümleyle sizden bir şey alalım. Sonra Zeki Hocam'dan şiir istiyorum. Bir kapanış cümlesi istiyorum sizden. Sonra Zeki Hocam'a mikrofonu bırakalım. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bir sohbet ettik burada. Evet, sohbet. Umarım bunu televizyonda izleyen izleyiciler de memnun olacaklardır. Ben şunu önermek istiyorum izleyicilerimize. Konuşmam sırasında aslında söylemiştim. İlmi edebi lügat var. Osmanlıca lügat. Abdullah Yeğini. Bunun haricinde arama motorlarında bulabiliyorlar. Kendi çocuklarıma da aynı şeyi tavsiye ediyorum. Bir kelimeyi duyduğunuzda bunun kökeni nedir? Başka bir dilden Türkçe'ye mi gelmiş? Hangi kelimenin evrilmesiyle bugün kullanılıyor? Çünkü kelimelerin zaman içerisinde farklı anlamlarda kullanılmaları da söz konusu olabiliyor. Bu mesele bende bir melekenin gelişmesini sağladı. Arapça eğitimi almamama rağmen bir kelimeyi hiç ilk defa duysam dahi kökeninden ne anlama geldiğini bilebilmeye başladım. Ve kavramlar bir anda şöyle söylemek istiyorum. Flu bir ortamda gün doğumu ya da gün batımı zamanında kavramlar vardı etrafta. Şu an onlar aydınlanmaya başladı. Yani örnek verecek olursak bugün hocalarımızdan biri insan kelimesiyle nisyan, unutma kelimesinin kökeninin aynı olduğunu söylemişti. Bizim geçen sene yapmış olduğumuz 100. yılında dergah sempozumunda Necat Hocam'ın çok detaylı anlattığı İstiklal Marşı, İstiklal Mücadelesi, Mücahede. Şimdi mücahede dediğimiz zaman kavram tamamen değişiyor. Az önce söylediğim gibi böyle hafif karanlıkta olan bir kavram o an insanların hangi bakış açısıyla cehd bir gayret var o işin içerisinde. Onu anlamamızı sağlıyor. Ben edebiyatın, Türkçenin, biz kavramlarla aslında hayatı anlamlandırabiliyoruz. Ne kadar çok kelime bilirsek, ne kadar çok deyim bilebilirsek zihni melekelerimiz aslında o kadar genişleyecek, açılacak. Ben böyle sempozyumların aslında buna bir vesile olabildiğini düşünüyorum. Biz de Türkçemize, güzel Türkçemize, edebiyatımıza en azından konuşulabilmesi hasebiyle katkı yapabildiğimizden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Ama izleyicilerimize, özellikle gençlere bir kelimenin ne anlama geldiğini özellikle sözlük anlamını okuyarak öğrenmelerini ben naçizane faydasını gördüğüm için tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım bir belediye başkanı gibi değil de değil mi? Bir Türkçe öğretmeni veya bir Türk dili hocası gibi, üniversite hocası gibi konuştunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Gölcük bu anlamda böyle entelektüel bir başkana sahip olduğu için de şanslı benim kanaatim. Şimdi kapanışı Zeki Hocam'ın teşekkür o güzel ederim. Sesinden bir şiirle, Sezai Bey'in bir şiirle bitirmiş olalım. Buyurun hocam. Evet, diriliş felsefesi Sezai Karakoç'un sadece yazılarında, öykülerinde değil, aynı zamanda şiirlerinde de karşımıza çıkar. Ve onun diriliş felsefesini en güzel anlatan şiirlerinden biri masal. Doğuda bir baba vardı. Batı gelmeden önce onun oğulları batıya vardı. Birinci oğul batı kapılarında büyük törenlerle karşılandı. Sonra onuruna büyük şölenler verdiler. Söylevler söylediler babanın onuruna. Gece olup kuş tüyü yastıklar arasında oğul masmavi şafağın rüyasında bir karaltı yavaşça tüy gibi daldı içeri. Öldürdüler onu ve gömdüler kimsenin bilmediği bir yere. Baba bunu havanın ansızın kabaran gözyaşından anladı. Öcünü alsın diye kardeşini yolladı.
İkinci oğul Batı ülkesinde gezerken bir ırmak kıyısında bir kıza rastladı dağların tazeliğinde. Bal arılarının taşıdığı tozlardan, ayna hamurundan, ay yankısından, samanyolu aydınlığından, inci korkusundan, gül tütünden doğmuş sanki anne doğurmamış da gök doğurmuş onu. Saçlarını güneş destelemiş, yıllarca peşinden koştu onun. Kavuşamadı ama ona, Batı bir uçurum gibi girdi aralarına. Sonra bir kış günü soğuk bir rüzgar alıp götürdü onu ve ikinci oğlu. Sivri uçurumların ucunda buldular onulmaz çılgınlıkların avucunda. Batı, baba yağmurlardan anladı bunu. Yağmur suları acı ve buruktu. İşin künhüne varsın diye yolladı üçüncü oğlunu. Üçüncü oğul Batı'da çok aç kaldı. Ezildi, yıkıldı. Ama bir iş buldu bir gün bir mağazada. Açlığı gidince kardeşlerini arayacaktı. Fakat Batı'nın büyüsü ağır bastı. İş çoktu, kardeşlerini aramaya vakit bulamadı. Sonra büsbütün unuttu onları. Şef oldu buyruğunda birçok kişi, kravat bağlamasını öğrendi geceleri. Gün geldi, mağazası oldu. Onu parmakla gösterdiler. Patron oldu ama hala uşaktı. Ruhunda uşaklık yuva yapmıştı çünkü. Bir gün bir hemşiresi onu tanıdı bir gazinoda. Ondan hesap sordu o da. Sırf utançtan babasına bir çek gönderdi onunla. Baba, bu kağıdın neye yarayacağını bilemedi. Yırttı ve oynasınlar diye köpek yavrularına attı bu yüklü çeki. İyice yaşlanmıştı ama vazgeçmedi koyduğundan kafasına. Dördüncü oğlunu gönderdi Batı'ya. Dördüncü oğul okudu, bilgin oldu. Kendi oymak ve ülkesini, kendi görenek ve ülküsünü günü geçmiş bir uygarlığa yordu. Kendisi bulmuştu gerçek uygarlığı. Batı bilginleri bunu kutladı. O da silindi gitti binlercesi gibi. Baba bunu da öğrendi sihirli tabiat diliyle. Kara bir süt akmıştı bir gün evin küçük koynundan. Beşinci oğul bir şairdi. Babanın git demesine gerek kalmadan geldi ve Batı'nın ruhunu sezdi. Büyük şiirler tasarladı, trajik ve ağır, Batı'nın uçarılığına ve Doğu'nun kaderine dair. Topladığı tomarlarını geri dönmek istedi, çöllerde tekrar ede ede şiirlerini. Kum gibi eridi gitti yollarda. Sıra altıncı oğulda. O da daha Batı kapılarında görünür görünmez alıştırdılar tatlı zehirli sulara, içkiler içti, kaldırım taşlarını saymaya kalktı, ev sokak ayırmadı, geceyi gündüzle karıştırdı. Kendisi de bir gün karıştı karanlıklara. Baba ölmüştü acısından bu ara. Yedinci oğul büyümüştü ağaçlara baka baka. Baharın, yazın, güzün, kışın sırrına ermişti ağaçlarda. Bir alın yazısı gibiydi kuruyan yapraklar onda. Bir de o talihini denemek istedi. Bir şafak vardı Batı'ya erdi. En büyük Batı kentinin en büyük meydanında durdu ve Tanrı'ya yakardı önce. Kendini değiştirmesinler diye.
Sonra ansızın ona bir ilham geldi ve başladı oymaya olduğu yeri. Başında toplandı ve baktılar, batılılar. O aldırmadı bakışlara, kazdı, durmadan kazdı. Sonra yarı beline kadar girdi çukura. Kalabalık büyümüştü, çok büyümüştü. O zaman dönüp konuştu. Batılılar, bilmeden 6 oğlunu yuttuğunuz bir babanın 7. oğluyum ben. Gömülmek istiyorum buraya hiç değişmeden. Babam öldü acılarından kardeşlerimin. Ruhunu üzmek istemem babamın. Gömün beni değiştirmeden. Doğulu olarak ölmek istiyorum. Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var. Karşınızdakini değiştirmek. Beni öldürseniz de çıkmam buradan. Kemiklerim değişecek, toz ve toprak olacak belki, fakat değişmeyecek ruhum. Onu kandırmak için boşuna dil döktüler. Açlıktan dolayı çıkar diye günlerce beklediler. O gün gün eridi ama çıkmadı. Dayandı, bu acıdan yer yarıldı, gök yarıldı. O nurdan bir sütuna döndü, göğe uzandı. Batı bu sütunu ortadan kaldırmaktan aciz kaldı. Hala onu ziyaret edenler şifa bulurlar. En onulmaz yarası olanlar, ta kalbinden vurulmuş olanlar, yüreğinde insanlıktan bir iz taşıyanlar. Teşekkür ederim.